Merhaba, Sinemaskop'a hoş geldiniz. Bugün biraz beyin fırtınası yapalım. Geçmişteki ve günümüzdeki Pennywise'a yakın bakış yapacağız. İlk önce 1990 yapımı Tim Curry Pennywise ile update edilmiş günümüz Pennywise'ı Bill Skarsgård'ı karşılaştıralım. 1990 yılının mini serisinde Pennywise klasik bir palyaço gibi görünüyordu ve bu pek çoğumuz için korkutucuydu. Bu filmi izledikten sonra hangimiz sokakta palyaço görüp yolumuzu çevirmedik ki? Bu klasik palyaço görüntüsü için aktör Tim Curry'e yoğun bir makyaj yapıyorlardı. Pennywise sinirlendiği zaman keskin sarı dişlerini açığa çıkartıyordu. Yani 90'ların Pennywise'ı herhangi bir doğum günü partisinde görülebilecek cinstendi. Bunun tersine Bill Skarsgård'ın Pennywise'ı daha tehditkar, daha ürkütücü. Bu palyaçonun dizaynı biraz daha Victoria dönemine ait ve gotik tarzda. Karakter biraz daha ortalama palyaçodan farklı. Özellikle makyaj 90 yapımı Pennywise'dan daha detaylı. Mesela iki damar ağzı ve gözleri birbirine bağlıyor. Günümüz Pennywise'ı ölümcül görünüşe daha eğimli ve saçı biraz daha gerçekçi. Saçma görünüşüyle daha ürkütücü. Ve evet, palyaço figürü ama kişisel olarak yine de onunla karşılaşmak istemezsiniz. Oylama yapıyoruz. Kazanan Bill Skarsgård oluyor. '90 yapımı Pennywise'ın davetkar karakteri onu daha tehlikeli yapıyor. Toplum içinde sıradan bir palyaço gibi davranıyor. Fakat cazibesini bir kullandığında... Mazgallarda zavallı Georgie'ye ne olduğunu biliyorsunuz. Stay afloat. And when you're down here with me, you'll float down! Fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Curry'nin Pennywise'ı üzgün bir palyaço ama içinde devasa bir kötülük var. Çekiciliği ve kişiliği onun kötü niyetini maskeliyor. 1990'daki seyirciler Pennywise'ı mahallede fark edilmeyen tehlikeli bir yabancı olarak izlediler. Günümüz izleyicileri ise yeni Pennywise tarafından bayağı çimdiklendi ve tehdit edildi. Yeni Pennywise kesinlikle mahalleden değildi. Tamamen ben bir kötüyüm diye bağırıyordu. Curry'nin Pennywise'ı biraz daha geride kalırken Skarsgård'ın Pennywise'ı adeta yürüyen bir kabus. Ailenizin ve arkadaşlarınızın sizi uyaracağı cinsten. Gülüşü hilekar, sözleri ise tehlikeli. Skarsgård'ın Pennywise'ı tamamen çocuklara zarar vermek istiyor. Davranışları sözlerinden daha fazla şey anlatıyor. Curry'ninki ise kişiliği bir avantaj olarak kullanıyor. Skarsgård'ınki ise kendinden bir haber ya da umursamıyor. Bir katil palyaç için kişilik önemli. Bu yüzden muhabbete önem veriyor. Bu bölümde kazanansa Curry'nin Pennywise'ı oluyor. Palyaço nedir? Kesin tanımı eğlendirici ve güldürücü. 90 yapımı Curry'nin Pennywise'ı bu duruma tamamen uyuyor. Tamamıyla profesyonel bir palyaço. İnsanları nasıl provoke edeceğini ve güldüreceğini iyi biliyor. Bir palyaço gibi yürüyor ve konuşuyor. İlk bakışta haliyle insan korkmuyor çünkü eğlenceli bir palyaço. Fakat 21. yüzyıl Pennywise'ı sadece bir palyaço değil, konsepte uygun fakat daha çok eğlendirmekten ziyade korkutmayı amaç edinmiş birine benziyor. Korkunç gülüşü ve eski usul dansıyla ürkütücü, komik bir karakter değil, kötü. Daha çok poz kesiyor, aldatıyor, Curry ise gülüşüyle korkutuyor. Yani bu da 90'lı yılların Pennywise'ını daha eğlendirici yapıyor. Kazanan Curry oluyor. Tim Curry kusursuz teatral performansı ile izleyicisini sınırda tutuyor. Yıllarca unutulmayacak kötü bir karaktere imzasını atıyor. Bir palyaço olarak sempatik. Karakter psikopat olduğu halde tüm bu makyajın altına yine de bir insan yattığını anlayabiliyoruz. Bir de Skarsgård'ınkine bakalım. Curry'nin orijinal palyaçosunu alıyor ve biraz daha gariplik ekleyerek günümüz izleyicisini korkutuyor. Çılgın tiz gülüşü, kafasını sallaması, yüzündeki tuhaf bakışlar, çocuksu ama ürpertici davranışlarıyla modern korku figürüne oturuyor. Karakter sürreal gözüküyor ama kesin bir şekilde tehditkar. Skarsgård Curry'nin versiyonuna biraz daha şaklabanlık ve şeytanlık ekleyerek hedefindeki çocukları avlıyor. Böylelikle korkutma kısmında Skarsgård'ın Pennywise'ı bilinçaltımıza yerleşip hiç gitmiyor ve bu roundu kazanıyor. 192 dakikaya sığan 2 bölümlük 1990 yapımı ABC dizisi insanı zıplatarak korkutmak amaçlı dizayn edilmedi. Daha çok karakter gelişimini tamamlayarak insanı korkutan anları planladı.
Kearney'in Pennywise'ının sahneleri daha sakin ilerliyordu çünkü bir palyaço gibi davranıyordu. Seyirciler de bu tarza alışmıştı. Haliyle görsel efektler de o kadar korkunç değildi. Kaldı ki Kearney'in makyajı da ürkütmüyordu. Ama Skarsgård'inki öyle mi? Patlamalar, aniden ortaya çıkmalar, sessizlikte birdenbire yükselen kahkahalar seyirciyi germeye yetti zaten. Hatta Skarsgård'un Pennywise'ı orijinaline göre ekranda daha az gözükerek izleyicilerin ödünü koparttı. Korkutma faktörü daha efektif ve durumsal. Mesela mazgallarda ilk göründüğü sahne ya da çocuğun arkasında aniden belirmesi gibi. Korkutma üslubu daha çok psikolojik ve gürültülü. Yani Skarsgård'un karakteri göründüğünde bu bir şaka değil, cehennemin ta kendisi. İşin aslına gelirsek ve yayınlandığı zamana bakarsak, evet Kearney'in Pennywise'ı daha korkutucuydu ama korku janrasına bakarsak, janra değişime uğradı ve korkutma faktöründe Skarsgård'un Pennywise'ı kazandı. Bu karşılaştırmalara bakarsak, yeniden çevrimde Bill Skarsgård'un oynadığı Pennywise, 90 yapımı Tim Curry Pennywise'ına göre daha etkileyici ve korkutucu. Tabi bu film zevkine göre herkese değişir. Hiçbir şey orijinalin yerini tutamaz. Peki siz hangi Pennywise'ı daha çok seviyorsunuz? 90 yapımı Tim Curry'nin Pennywise'ını mı yoksa yeniden çevrim Bill Skarsgård'lı performanslı Pennywise'ı mı? Yorumlarda buluşalım, haftaya da tekrar görüşelim. Hoşçakalın.